Bugün Bakara suresinin 5. ayetini inşallah ele alacağız. Rabbimiz ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun buyuruyor. Yani onlar Rablerinden bir hidayet üzerinedir ve onlar felaha erecek olanlardır buyuruyor. Burada ilk girişte onunla sözümüze başlayalım. Ulaike ifadesi dikkatinizi çekmiştir. Burada iki yerde geçiyor. Ulaike alâ hüden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Aslında zahiri manaya göre burada zaten vav bağlacı var. İkinci bir ulaike zahiri manaya göre olmadan da olabilirdi. Fakat Rabbimiz hasreten onu getirmesindeki en önemli bir hikmet de burada tenbihte bulunmakta. Nazarlarımızı kendisine çevirmekte. Ve burada iki noktaya dikkatimizi çekmektedir. Birincisi, onlar Rablerinden bir hidayet üzerinedir. Birinci nokta, hidayete nazarlarımızı çekmekte. Ve ulaike humul muflihun. İkincisi de, onlar felaha ereceklerdir. Burada demek ki birinci olarak da hidayet üzeredirler diye buyururken, burada demek ki onların gidişleri, istikametleri doğrudur. Doğru yol üzerinedirler. Çünkü burada ulaike derken bir önceki ayette mesela neydi onlar? Onlar gayba iman ederlerdi. Cenab-ı Hak burada bu beş ayetle müminleri tavsif ederken bir, onlar gayba iman ederler. İki, onlar akimussala, namazı kılarlar. Namazı ikame ederler, yerine getirirler. Ve Rabbimiz onlar kendisinden önce indirilene ve sonra indirilene iman ederler, Allah'ın kendilerine verdiklerini infak ederler, Allah yolunda harcarlar. Buyururken hem imanın şartlarına hem de İslam'ın şartlarına burada Rabbimiz işaret etmekte. Yani gayba iman etmek, namazı kılmak İslam'ın şartı, arkasından infak etmek İslam'ın şartı ve onun arkasından sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Yani gerek Kur'an-ı Azimuşşan'a, gerekse de önceki suhuflara, kitaplara, onlara da iman ederler. Buyuraraktan Rabbimiz burada, müminlerin bu şekilde iman etmeleri halinde, onların hidayet üzerine olacakları ve gittikleri yolunda doğru olduğunu, istikametli bir yol olduğunu nazarlarımıza arz etmiş olmaktadır. Hemen akabinde, eğer o insanlar, o müminler bunları uygularlarsa ve bunların neticesi olan hidayeti elde ederlerse demek ki onlar istikamettedir. O halde onlar için bir müjde var. O müjdede erkebeti müflihun, felaha ereceklerdir, kurtuluşa ereceklerdir diye Rabbimiz onları bu şekilde iki büyük nimet ile bu imanın ve İslam'ın şartlarını, gayba iman etme, namazı kılma, infakta bulunma, önceki kitaplara ve Kur'an'a iman etmiş olma hem hidayeti netice veriyor, hem de hidayet de otomatikmen felah ve kurtuluşu netice verdiğini Rabbimiz bizlere anlatmış oluyor. Aziz seyirciler, ulaike humul muflihun ayetinde Rabbimiz ulaike'yi Kur'an-ı Azimuşşan'da birçok ayetlerde görmekteyiz ki nitekim ulaike ifadesi tam 204 kere Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ulaike ifadesi onlar, işte şunlar var ya, o sıfatları sayılan, özellikleri belirtilen o müminler var ya, işte onlar ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 204 kere geçmektedir. Bu ayette iki kere geçmiş olması dediğimiz gibi bir önce hidayeti nazara veriyor ve arkasından da felaha nazara vererekten intibaha Cenab-ı Hak geçirmiş oluyor. Çünkü bu ulaikede bir intiba var, bir uyarı var, bir hatırlatma var. İsterseniz bunların bir tahliline geçelim. Şöyle ki, ulaike ile buna işaret-i hissiye de deniliyor. Hissi bir işaret. Şunlar, işte şunlar var ya. Ha, bu böylece yani kendisini dağıtmış durumda da olabilir, dikkatini çekmemiş durumda olan insanları Rabbimiz ikaz ediyor. İşte şunlar var ya diye bir intibaha getiriyor. Ulaike aynı zamanda uzaklık ifadesidir. Uzakta olan şeyleri nazara verir. Hani şu müminler var ya, şu özelliklerle tavsif edilen iman edenler var ya diye uzakta olan bir hakikati
göstermek amacıyla kullanılmış oluyor. Ulaike aynı zamanda burada zikredilen ala ifadesi bir ulviyeti, bir yüksekliği. Yani ulaike ala hüden min Rabbim. Rablerinden bir hidayet üzerinedirler. Bu da demek ki bulundukları konumun ulviyet ifade eden yüce bir durum olduğunu da, vaziyet olduğunu da ala ifadesindeki ulviyet ile Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Burada bir de gerek hüden ifadesi nekre olarak gelmiştir. Diğer bir ifadeyle tenkir şeklinde, yani el hüda değil de hüden nekre olarak, ondan sonra min ifadesi, ondan sonra Rabbim ifadesi, burada da Rabbimiz aynı zamanda bir hidayet, bir hidayet derken burada nekre olarak zikredip, malum olarak zikretmemesi, el-islam takısıyla zikretmemesi, aynı zamanda hidayet kaynaklarının da çeşitliliğine de ifade ediyor. Yani mesela el-hüda şeklinde olsaydı, belli bir şeyin hidayet olduğu nazara verilirken, hüden ifadesi nekre ile, yani çok şeyler olabilir, hidayete vesile olacak çok vasıtalar olabilir diye nekre ifadesiyle bunu nazara vermiş olmaktadır. Min de aynı zamanda o neredendir? Beyaniye olarak da ifade ederiz. Rablerindendir. Nereden geliyor bu hidayet? Direktmen Rablerinden geliyor diye Rabbimiz ondan gelen bir ihsanı ifade ediyor. Burada güzel olan bir nokta, burada Rab ifadesi geliyor. Min Rabbim. Rab, Allah'ın Allah isminden sonra tabiri caizse en latif, en zarif isimleri. Yani yumuşak bir manayı, terbiye edici, mürebbi manasında. Terbiye edici olan, mürebbi olan, o insanların varlıkları şefkatle kucaklayan, Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedir diye ifade ediyor. Şimdi burada birkaç kaynak var. Mesela bu cümlenin yine hakeza kendisinden önceki cümleyle olan bir nisbeti, bir münasebeti var. Aynı zamanda burada hidayetten meydana gelen o güzel sıfatları, o insanın, hidayet üzerinde olan o insanın adeta elbise gibi üzerine geçirmiş olduğu manasını da veriyor. Yani o insanlar, o sayılan özellikleri olan insanlar artık hidayet elbisesini adeta üzerlerine geçirmiş olma manasını da vermiş oluyor. Biz şu manayı da veriyor. Yani artık o insanlar hidayeti hak etmişlerdir. Niye? Çünkü sayılan sıfatları yapmışlar. Gayba iman etmişler. Namaz kılmışlar. İnfakta bulunmuşlar. Kur'an'a ve önceki kitaplara iman etmişler. O halde böyle bir hidayet kaynağını giyip o onlara müstahak olmuş. Layık olmuş. Artık onlar o hidayeti hak etmiş olma sebebini burada ifade ediyor. İşte bu da işaret zamiri dediğimiz ulaike ifadesiyle de onlara layık olduklarını da Rabbimiz belirtmiş oluyor. Şimdi burada aslında ulaike kelimesinde bir derece icmal olan noktaları burada daha açık bir şekilde gösteriyor. Daha açık bir ifadeyle bunları gösteriyor. Çünkü bazen icmal tafsilden daha da tabiri caizse tafsilli olur. Daha açık ve net olmuş olur. Özet olarak çünkü fikir dağılmaması için bazen Rabbimiz icmal yapıyor. Fikirleri o noktada toplamış oluyor. Böylece kişi, yani bu hakikati işiten kişi belki unutabilir. Unutmaması için burada Cenab-ı Hak bunu nazara vermiş oluyor. Şimdilik hidayetin elbette ki bir neticesi vardır. Hidayetin peki biz bunları yaptık, hidayet elbisesini giydik. Peki bu hidayet elbisesinin acaba neticesi nedir diye bir soruya da zaten önceki kelime olan bir ahire de ifade etmişti. Onlar ahirete de iman ederler. Yakini olarak da. İşte ulaike ifadesinde onlar için o hidayeti elde eden, kazanmış olanlar için ahirette bir ödül de vardır diyerekten böylece Kur'an ulaike'nin içerisinde ahirete imanı da işaret etmiş, özelliklerini belirtmiş oluyor. Ulaike çoğul ifadesidir. Demek ki
Bu özelliğe sahip olan o insanların müteaddit özellikleri var. Yani sadece bir özellikleri değil, birçok özellikleri olduğuna da Rabbimiz işaret etmiş ve bunu ifade etmiş oluyor. Burada yine tabii ki belagat kaideleri hakeza söz konusu olmaktadır. Yine bütün asr-ı saadette olduğu gibi bütün asırlarda ne yapıyor ulaike ifadesiyle bunu zikrederken geçmişten asr-ı saadete veya asr-ı saadetten günümüze kadar ki bütün insanları, o sayılan özelliklere sahip olan bütün insanları da Rabbimiz bu manada kapsamış, hepsini de ifade etmiş oluyor. Ne ile? İşte aladaki ulviyet ile. Onlar ulvi bir makama, bunları yaparak yüksek bir makama çıkmış olmaktadırlar diye bunu ifade ediyor Rabbimiz. Aziz seyircilerimiz, işte buradaki hidayetin nekri olarak zikredilmesi, yani belli bir hidayet değil. Ve hidayetin farklı farklı olabileceğini, ondan sonra burada nekri olarak zikredilmesi, aynı zamanda hidayet ifadesinin bir mastar, bir kök olaraktan mevcut olmasından dolayı, bundan hasıl bir mastar olaraktan çeşitli hidayet semereleri, neticeleri, mahsullerinin çıkacağını da Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Yine buradaki min ifadesi aynı zamanda, yani o Rablerinden bir hidayet. Yani burada aslında bir derece bu hidayeti sevk edilecek durumların da bir cebir neticesinde olmadığını, bu min ifadesi bir kısmı ifadesi de, beyan ifadesi de böylece kulun kendi iradesiyle Rabbinden o hidayeti almış olduğunu, bunun içerisinde bir kesbinin, bir ihtiyarının da dahil olduğunu Rabbimiz bu ifadeyle belirtmiş oluyor. Şimdi tabii ki Rab ifadesinde ala Rabbihim, yani kahhar diyebilirdi, cebbar diyebilirdi, celal isim diyebilirdi. Ama terbiyeyi ifade eden Rab ismiyle zikretmiş olması, böylece özellikle bunun seçilmiş olması, onların hidayet gibi büyük bir rızık ile rızıklanmış olmalarını, böyle bir nimet ile tegaddi ettiklerini, gıdalanmış olduklarını da Rabbimiz ifade etmiş oluyor bu mana içerisinde. Evet, ve ulaike humul muflihun. İşte bu vaziyet içerisinde olan o insanlar felaha ermişler, kurtuluşa ermiş olmaktadırlar. Aziz seyircilerimiz, detayına gireceğiz inşallah. Fakat buradaki felah ifadesi hakikaten yarmak manasına geliyor. Yani bir engelleri aşaraktan insanın kendisini kurtarmak istemesi, sıkıntıları aşması, adeta düşman cephesini yarmış olması ve düşündüğü, belirlemiş olduğu hedefine doğru giderekten zafere ulaşma manalarını buradaki felah ifadesi açmış oluyor. Felah tabii ki kişinin kendisi için birçok zafer, felaha erdik, yani zafere ulaştık. Kişi kendisi için birçok kapıları, önündeki engel olan kapıları aşıyor, kapıları açıyor ve neticede felaha ulaşmış oluyor. Hatta ondan dolayıdır ki çiftçiye fellah denilir. Fellah denilir. Yani açan, çiftçi ne yapıyor? Tohumu alıyor, toprağa ekiyor. Toprakta su ile, ondan sonra gübreler ile, çeşitli ameliyeler ile o buğdayın, habbenin içerisini açaraktan bir derece onun sümbül vermesine neden olmuş oluyor. Buradan isterseniz şu noktaya gelelim. İnsan bu dünyaya belki sayılamayacak kadar duygular tohumu ile donatılmış olaraktan geliyor. İnsan sadece ne yapacak? İslamiyet suyu ile o donanımlarını, duygularını bir derece açmaya çalışacak. İnsanın yapacağı bu. İşte böylece insan iman ile hidayet vesileleri, işte namazdır, zekattır, gaybe imandır, ahirete imandır, kitaplara ve Kur'an-ı Azimuşşan'a imandır. İşte bunların her birisi insanın sahip olduğu, doğuştan getirmiş olduğu duyguların imbisatına, inbatına, neşvüne mağdurmasına, keşfedilmesine, inkişafına
vesile olan hal ve hareketlerdir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Yani Müslüman olarak doğar. Ancak daha sonra annesi babası Hristiyan, Yahudi, Mecusi ise onu da öyle yapar. İnsan aslında sadece yapacağı kendi duygularına gelen İslam suyunun arkını açmaktır. Ondan beslenmektir. Gerisi artık o duygularının açılımına başlıyor. Nuranileşmesine ve o insanın mükemmelleşmesine başlamış oluyor. İşte burada yine ayeti tahlil edeceğimiz zaman mesela vav ile atıf yapılıyor. Ondan sonra bir de ulaike hemen demin dediğimiz gibi arkasından ikinci olarak tekrar ediliyor. Oysa zahiren bir vav atıf ile zaten öncekine bağlamış oluyor. Ondan sonra fasıl zamiri diye ifade ettiğimiz hüm zamiri hemen arkasından geliyor. El edatıyla zikrediliyor. Ve müflihune ifadesiyle Rabbimiz burada onlar felah bulacaklar diyor. Bunu biraz daha açacak olur ise şimdi burada felah diyor da ama neye felah bulacaklar? Burada bir derece ifadenin hem umumi yani kayıtlı değil mutlak olarak bırakılmasındaki hikmet ise neye felah bulacaklarını Rabbimiz burada belirtmiyor. Neye felah bulacaklarını onları izah edeceğiz. Demek ki atıf babının burada yapılmış olması, atıf babının zikredilmiş olması. Ondan sonra her iki cümle arasında ne yapmış oluyor? Bir nispet var. Yani iki cümleyi birbirinden ayıramazsınız. Bir münasebet var, bir ilgi var, bir hidayetle felah. Bunlar birbirinin mütemmimidirler. Tamamlayıcısıdırlar. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani hidayet olmadan elbette ki felahın da olamayacağını bu manada Rabbimiz bu nispeti sağlayaraktan ifade etmiş oluyor. İşte mesela birinci olaraktan ulaike onlar var ya bu hemen verilecek olan bir saadet yani hidayete işaret ediyor. İkinci ulaike ise ileride verilecek olana ki demin ifade etmiş olduğumuz ahirete işaret etmiş oluyor. Demek ki onlar birinci olarak dünyada ulaike ile hidayeti elde edecekler. İkinci ulaike ile onlar hidayetin de semeresi olan felahı ve ahiretteki kurtuluşu elde etmiş olacaklardır. Yani böylece Rabbimiz ulaike ile bütün saymış olduklarını bir sezdeke, bir hülasa içerisinde bizim nazarlarımıza sunmuş oluyor. Burada hem İslam'ın erkanlarını ifade ediyor ve hem de imanın rükünlerini burada ifade ediyor ve bunu da müminlere tahsis ediyor. Onların özellikleri olaraktan bunları da Rabbimiz belirtmiş oluyor bu ayet-i kerimenin içerisinde. Aslında tabii burada bir övme de vardır. Yani Rabbimiz o sıfatlara sahip olan, hidayeti elde etmiş olan o müminleri Cenab-ı Hak övmüş oluyor. Burada o övünç manası da bir derece zikredilmiş oluyor. O hüm zamiri, zamiri fasıl diye ayırıcı, zamir diye ifade edilen hüm ifadesi ise el kitaptan olup da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyenlere bir tarizde bulunuyor. Ve böylece Efendimiz'e nasıl kendi kitaplarına inanıyorlarsa Efendimiz'e de iman etmeleri gerektiğini bu hüm zamiriyle de ifade ediyor. Yine hüm zamiri aynı zamanda kendisi müpteda ile haber arasında bulunmak ile beraber hem müptedayı birçok haberlere de aynı zamanda Rabbimiz müpteda yapmış oluyor. Yani onlar derken hem burada onlar kim? İşte şu özellikte olanlar. Rabbinden hidayeti elde edenler kim? İşte onlar var ya, onlar felaha ermiş olanlar. Diyerekten bu manaları da ifade nazara vermiş oluyor. Aziz seyirciler, burada adeta Rabbimiz müslihure ifadesiyle şunu bir derece bizlere anlatmış, hatırlatmış oluyor. Eğer diyor, felaha ermiş olan insanların gerçekten
felaha ermiş olduklarını, bunun hakikatini görmek istiyorsan, işte o ulaike benim içerisindeki ayna gibi yansıyan o hakikatlara önce bir bak. Ondan sonra o sana nasıl temessül edecek, sende o nasıl görülecek, önce bir ona bak, ulaikeye bak. Demin sıraladığımız o manalar. He, kişi o zaman diyecek ki, evet bende bu varsa, o zaman demek ki ben de o müslihun kategorisi içerisine girmiş oluyorum. Yani Rabbimiz felaha ermiş olanları tanımak istememizi, böylece o ulaike içerisindeki o lafza, çoğul lafzına nazarlarımızı arz etmiş oluyor aziz seyirciler. Dediğimiz gibi Kur'an burada önce bir tafsilat yapıyor, ondan sonra bir icmal yapıyor. Ondan sonra müflihune ifadesiyle bu ifadeyi mutlak bırakıyor. Neye felak bulacaklarını. Niye? Ta ki her insan kendisine uyanı oradan almış olsun. Ne gibi? Mesela insanlar felak bulmak ister. Bir kısmı der ki, ya ben ateşten kurtulsam yeterdir. Ateşten kurtulmak o insan için en büyük bir felaktır. O zaman bu müflihune ifadesi ona diyor ki, o halde sen ateşten kurtulacaksın diyor. Öbürü de diyor ki, ya Rabbim'in benim için hazırlamış olduğu cennete girmeyi arzu ediyorum. Ona da Cenab-ı Hak diyor ki, sen de cennete felak olacaksın. Sen de cennete girmiş olacaksın. Öbürü diyor ki, Rabbim'in cennetin de fevkinde en büyük bir nimeti olan, öyle ki cenneti bile unutturan hakikat, rü'yetullah dediğimiz Rabbimizi görmek. Keşke ben Rabbimizi görmeye felak olsam, o müflihune içerisinde Rabbini görmeyi arzu eden insanlara da Rabbimiz, müflihune ifadesiyle sen de Rabbini görecek, rü'yetullah'a mazhar olacaksın diye bu manayı bulabilmiş olmaktadır. İşte Rabbimiz madem ki bütün asırlara, bütün muhataplara hitap etmektedir, böylece bütün bu mana içerisinde olanları da Rabbimiz memnun etmiş, ebedi saadeti isteyenlere ebedi saadeti vermiş, aynı zamanda Allah'ın rızasını isteyenlere Allah'ın rızasına muvaffak olacağını ve muvaffak olacağını ve felah bulacağını Rabbimiz bu ifadeyle, felah ifadesiyle onlara müjdelemiş olmaktadır. Kısacası özet olarak adeta Rabbimiz şunu ifade etmekte. Ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki takva içerisinde bulunan, sen cehennemden felah bulursun. Ey salih ve iyi insan, sen cennete felah bulursun. Ey arif, Rabbini bilen insan, sen rıza ilahiyeye nail olur ve ulaşırsın. Ey aşık, sen rüyete, rü'yetullah'a mazhar olursun gibi bütün bu manaları o kelimelerden, o lafızlardan, o harflerden, o sükunlardan hepsinden ayrı ayrı çıkartmış oluyoruz aziz seyircilerimiz. Onun için Rabbimiz hüden olan hasıl bir mazhardan bütün hidayet kaynaklarını çıkartırken, ulaike içerisinde kimler olduğunu belirtirken, müflihune-i muslak ve umumi olarak zikrederken bütün bu külli manaları da Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Mesela Kur'an denizinden damlalar sohbetinde biz sizlere damlaları arz etmeye çalışıyoruz. Mesela o damlalardan birisi de bir min ifadesi. Hüden min Rabbim. Demiştik bu bazıyet bir kısım. Veyahut da beyan, tebliğ, beyan olaraktan kullanılıyor. Bunun ayrıyeten dört şekilde tefsir edildiğini müfessirler beyan etmişler. Nitekim min, kelamda, sözde, sıla manasında da kullanılıyor. Bununla ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'in Nuh suresinin 4. ayeti, Şura suresinin 13. ayeti, Nuh suresinin 30. ayeti, 31. ayeti, Yusuf suresinin 101. ayeti, min'in sıla manasında kullandığını gösteren ayetlerdir. Yine min, mesela min emrihi diye ayeti kelimede geçerken onun emrinde. Böylece onun emri ile anlamında kullanılırken onun emri ile manasında da kullanılmış oluyor ki bununla ilgili olarak Kur'an'da Mü'min suresi 15. ayet, Kadir suresi 4. Nebe suresi 14.
Ve Rahat Suresi 11. ayetlerde bunların örneklerini bulabiliriz. Min bir de fi manasına, mesela içinde veya de, da bağlaç olarak kullanıldığında kendi bir fiiliyle de, da manasında da kullanıldığı yerler oluyor ki bununla ilgili Bakara Suresi 222. ayet, Fatır Suresi 40. ayet ve buna benzer Ahkaf Suresinde de değişik muhtelif ayetlerde de benzerleri mevcut olmaktadır. Min aynı zamanda ala anlamına, üzerinde anlamına da veya fiille beraber geldiğinde e-a gibi anlamlar içerisinde de kullanılmış oluyor ki bununla ilgili ayetleri Enbiya Suresinin 77. ayetinde, Bakara'nın 217. ayetinde, Ali İmran'ın 216. ayetinde, Ahkaf'ın 74. ayetinde bunların örneklerini orada da bulabilirsiniz. Orada da bunun örnekleri vardır. Böylece bu tahlillere geçerken müslihune ifadesini bir nebzecik ifade etmiştik. Ama geliniz bunu detaylı bir şekilde, geniş bir şekilde izah etmeye, mesela Râzibet İsfahani'nin Müfredat adlı kitabının terimler, deyimler, kelimelerin geniş izahı ile ilgili konular ve bunun Kur'an'daki geniş yerleri ile ilgili noktaları şöyle biraz daha tafsilatına girerekten anlamaya, inşallah anlatmaya çalışalım. Dediğim gibi ferah ifadesi Arapça'da bir şeyi yarmak, mesela tarlayı sürmek anlamına da gelir. Felaha kökünden. Necat gibi, halas gibi, zafer gibi, fevzü necat gibi anlamlara da gelmiş olur. Dediğimiz gibi çiftçiler için kullanılan bir terim olup tarlaya yarıyor. Buğdayın içerisine konulduktan sonra onun buğdayın yarılmasına bir derece sulamak ile, gübremek ile de vesile olmuş ve neticenin alınmasına, sevindirici bir sonuca, bakın bir tane ekiyor, bir tohum ekiyor, bir toprağa yarıyor, ondan sonra suluyor, tohum şişiyor, yarılıyor, tekrar o da yarılıyor, bir de 700'e kadar alabiliyor. Bu çiftçi için nedir? Büyük bir sevinç kaynağıdır. Bir veriyor, bir de 700 alıyor. Bundan daha büyük ticaret mi olur? İşte Allah'a veren, Allah için veren, Allah için eken, onun rızası dairesinde o ulaike kapsamı içerisinde saydığımız özelliklere sahip olan insanlar işte en azıyla bile 700 kadar alır. Ki sonu yoktur. Sonu demin sıraladığımız o müslümanın içerisinde ebediyet var, rüyetullah var, cennet var, cehennemden kurtulmak var. Bütün bu özellikler onun içerisinde, o kurtuluş manası içerisinde mevcut olmaktadır. Yine ferah ifadesi gerek dünyevi olsun, gerekse de ukrevi olsun. Bütün bunları birbirinden ayırıp birincisinde dünya hayatını güzelleştiren uzun ömür, ona ferah, zenginlik, şeref ve bunların kazandırmış olduğu mutluluk olarak da Râzibet İsfahani'nin kitabında beyan edilmiş. Yine aynı zamanda insanın uhrevi saadeti de bu manada özetlenerek o insanı ölümün de öldürüleceği, ölümsüz bir ömrün beklediği mana verilmekte. Ve yine insanın bütün ihtiyaçlarını tedarik edecek ve hiçbir ihtiyacının olmayacağı, hiçbir şeye muhtaç olmayacağı bir zenginliğe ulaşacağı bu felah manasının işaret içerisinde mevcuttur. Hiçbir zilletin olmadığı bir izzette, bir şerefte olacağı, hiçbir cehil, cehalet ve onun karanlıklarının olmadığı bir ilim ve irfan içerisinde olacağını bu felah kelimesi tek bir kelime olmakla beraber bunu ifade etmiş olmaktadır. Mesela orucun gün boyu rahat bir şekilde tutulmasını sağladığı için sahur yemeğine de bu ad verilmiş olmakta. Sahur yemeğinde çünkü bir rahatlık var. Bir rahatlığa ulaşma olayı var. Yine ezan ve kâmetle geçtiği üzere haydın ebedi olmasına, ebedi kurtuluşa vesile olması dolayısıyla cemaatle kılınan namaza da felah adı verilmiş olmaktadır. Malumunuz ezan ve kâmetle hayy alel felah, hayy alel felah, haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa ifadesi ezan ve kâmet ve o dualarda da okunmuş olmaktadır.
Demek ki kelime çok kapsamlı. Bu manada kişinin ebedi saadetteki kurtuluşunu olduğu gibi günlük ve gündelik huzurunu, rahatını, başarısını da ifade etmiş olmakta. Yine hadislerde ifade ettiği üzere aynı zamanda hasta olan bir kişinin hastalıktan tedavi yöntemiyle kurtulması neticesindeki iyileşmesi ve şifaya kavuşması da yine bu felah ifadesinin gelmiş olduğu manalar içerisindedir. Bakınız, bir de Taha suresinin 64. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Firavun komutanlarına ve ilim adamlarına bütün tuzaklarınızı, planlarınızı toplayın. Sonra saf saf gelin. Bugün yüce olan felaha, kurtuluşa erecektir. Orada da bu felah ifadesini söyleyerekten Firavun, o da böylece Musa engelini aşmak ister. Ancak felaha ulaşamaz. Böylece hem denizin derinliklerinde boğulma gibi bir sonuca da ulaşmış ve de düşmüş olur. O da Firavun da kurtuluşa ermeyi felah olarak da ifade eder. Ama hidayet üzerine önceki demin ifade ettiğimiz alâ hüden min Rabbim. Hidayet üzerine olmadığı içindir ki o netice olan felahı da vermemiş oldu. Kur'an'da felah kelimesine bakacağımız zaman felah olsun, müflühun gibi felahın kendi içerisindeki türevleri olsun Kur'an'da 40 yerde geçmiş olmaktadır. Felahın zıddı elbette ki hüsrandır. Bu hüsran ifadesi de kendi türevleriyle beraber Kur'an'da 65 yerde geçmiş olmaktadır. Bu manada Rabbimiz işte felaha ulaşan, ebedi saadete eren, müflihin, müflih ifadesiyle veya müflihun ifadesiyle övücü olarak müminleri övmek amacıyla da Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olmaktadır. Ama genellikle bu ifade ahiret hayatındaki kurtuluşu, yani dünyadaki kurtuluştan ziyade ahiret hayatındaki mesela cehennemden kurtulup cennete girmeyi ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmeyi o manalarda en çok olarak da Kur'an'da kullanılmış olmaktadır. İşte yine Kur'an-ı Kerim Allah'a iftira edenlerin, kafirlerin, zalimlerin, mücrimlerin, demin Firavun'un örneğinde verdiğimiz gibi sihirbazların da felaha kavuşamayacaklarını muhtelif ayetlerde, mesela En'am suresi 21-131, Yunus suresi 77, Yusuf suresi 20, Taha suresi 69, Mü'minin suresi 117, Kasas suresi 37-82, Yunus suresi 69, Nahl suresi 116. ayet-i kerimelerde Rabbimiz bunu belirtmiş olmakta. Yine aziz seyirciler, Kur'an-ı Kerim müminlerin yapmış oldukları, ikame edip yerine getirmiş oldukları namazlarını huşu ile kılmış olanlarını, sabırlı olanların, takva sahibi kimselerin, cimrilikten sakınanların, nefislerini günahlardan, kötülüklerden tezkiye edip arındırmış olanların ve Allah'ın samimiyetle anmış olanların gerçek felaha ve kurtuluşa ereceklerini de Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olmaktadır. Bununla ilgili ayetlere baktığımızda Mü'minun suresi 1, A'la suresi 14, Şems suresi 9, Bakara suresi 189, Maide 100, Hac 77, Cuma 10, Haşir 9, Tahavun suresi 16. ayetlerde bunların örneklerini elbette görmüş olmaktayız. Evet, o müjdeye yine Kur'an'ı nazar ederekten şöyle bir bakalım. Mü'minin suresinin 1 ile 11. ayet-i kerimede Rabbimiz o felahı, felaha erenleri nasıl tavsiye ediyor bir görelim. Gerçekten müminler felaha ve kurtuluşa ermiştir. Mü'min olmayla felaha ermiş olma arasında sıkı bir münasebet var. Kesin bir hüküm olaraktan Kur'an onlar felaha ermiştir buyurur. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olmuş olduğu mesela cariyelere hariç. Bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse
ederse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar yani o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine, sözleşmelerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Firdevs cennetine varis olan, yani artık oraya kendisine düşmüş olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar diye hem müflihleri, felaha ermiş olanları ve kimlerin felaha ermiş olduklarını Rabbimiz bu şekilde beyan etmiş oluyor. Bir de felah ile ilgili Âl-i İmrân suresinin 104. ayetine bakalım. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha ve kurtuluşa erenlerdir buyuruyor. Yine Âl-i İmrân 130. ayette ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakın ki felaha kurtuluşa ersiniz. Takva sahiplerine, günahlardan arınanlara da böylece bir kurtuluşun olduğunu Rabbimiz burada beyan etmiş oluyor. Yine Âl-i İmrân 130. ayetteki bu faizde yiyenleri özellikle belirterekten, tahsis ederekten sakınması gerektiğini belirtirken mefhum muhalifiyle de şunu anlayabiliriz. Faiz yiyenler felaha ermemiş olacaktır. Manasını da ayetin genel mefhumundan, mefhum-u muhalifinden de çıkartmış oluruz. Maide suresi 90. ayette Rabbimiz ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felaha yani kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır. Yani bunlar dediğimiz gibi mefhum-u muhalifi noktasından da anlayabilirsiniz. Yani neler felaha netice veriyor, nelerden sıkılmayınca da o felah gidiyor. Kurtuluşa erinmemiş oluyor. Şarap, kumar, dikili taşlar, fal okları ve şans okları, işte bunlar felahı engelleyen en büyük maniler olmuş oluyor. Yine En'am suresi 21. ayette yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki zalimler felaha yani kurtuluşa ermezler. En'am suresi 135. ayette de ki ey kavmim elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Dünyanın sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki zalimler felaha ermezler. Araf suresi 157. ayette o peygambere iman edip ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır buyuruyor Rabbimiz. Yine Yusuf suresi 23. ayette evinde bulunduğu kadın onun neslinden murad almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya bu cevabı verdi. Kurtuluşun ancak böyle bir günahtan sakınmak ile olabileceğini Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya hatırlatmış oldu. Yine Tevbe suresi 88. ayette peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Ve onlar felaha, kurtuluşa erenlerin kendileridir buyurmaktadır. Rabbimiz yine Haç suresinin 77. ayetinde ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Nur suresi 31. ayette ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor. Tabii bu ayetler gayet çok. Nur suresi 51. ayet, Mücadele 22. Haşir 9. Âlâ 14 ve 15. Şems suresi 9 ve 10. ayette Rabbimiz felaha erenleri nasıl ereceklerini de burada belirtmiş oluyor. Ayetler ışığında felahı bu şekilde gördük. Bir de isterseniz hadislere bakalım. Hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam felaha ermiş olanları nasıl tavsif ediyor? Hadislerde
genellikle felaha erenleri şöyle tavsif edilerek Allah'ın affına ve afiyete mazhar olma, onun rızasını elde etme şekliyle felaha ulaşılacağı belirtilmiş olmakta. Yine Allah'ın birliğine inanıp da şirkten uzak durma. Yine Peygamber Efendimiz'in yolundan gidip fitneden uzak kalma. Bunlar felaha gitme sebepleri olaraktan hadis-i şeriflerde beyan edilmiş olmaktadır. Böylece İslamiyet aslında birinci derecede takva dediğimiz kötülüklerden sakınmayı, ikinci derecede ise güzellikler olan, ki demin saymış olduğumuz salih ameller, iyi şeyler olsun, bunlar insanı felaha götüren sebepler olmuş oluyor. Zemahşeri büyük müfessir. O müflihune ifadesini açıklarken diyor ki, gayesine ulaşan kişi anlamına gelir. Sanki bu kişi için bütün başarı yolları açılmış ve önünde hiçbir engel kalmamıştır şeklinde tarif ediyor. Ve böylece felaha eren kişi bu manada da önüne açılan bütün yollardan gidiyor, bütün yollar önüne açılıyor, adeta yanılıyor. En güzel örneğini Musa Aleyhisselam'a o Kızıldeniz'in açılmasında da görürüz. Firavun'a açılmıyor, Musa Aleyhisselam'a açılıyor. Demek ki Musa Aleyhisselam felaha ulaşırken açılan, ki açılmış yol açılmış. Ama Firavun girince açılmış olan yol tam tersine bu sefer kapanıyor. Demek ki nasıl ve ne şekilde açılacağı bilindiği gibi hangi durumlarda kapanacağını da Rabbimiz bu manada ifade etmiş oluyor. Böylece aslında felahın temel esası başta imandır. Ondan sonra amel-i salihtir. Rabbimiz illellezine amenu ve amel-i salih. Kur'an'da sık sık bu ifade geçer. İman edenler ve salih amel işleyenler. Rabbimiz müminleri bu şekilde tavsif eder. İman edenler ve salih amel işleyenler. Nitekim bakınız Asr suresinde Rabbimiz 1 ile 3. ayette der ki, asla yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bunlar ancak iman edip salih amel işleyenler. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunlar müstesnadır. Demek ki burada bir kere başta imanı elde etmiş olmak felaha ulaşmanın en büyük vesilesidir. Böylece iman cehennemden felah olmak demektir. Amel-i salih ise inşallah cennete felah olmak demektir. Evet, Rabbimiz günde bizi 5 kere felaha çağırıyor. Hayyâlel felâh, hayyâlel felâh. Açık. Günde 5 kere Rabbimiz bizi felaha çağırmış oluyor. Ne kadar önemli olduğunu isterseniz tarihi bir vakayla size bir nezlecik de olsun fikrinize bir pencere açmak için arz edeyim. Çok gariptir. Çok da düşündürücüdür. 18 sene boyunca ezan Türkçe okunmuştur. Ezanın bütün lafızları ezanın hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Ama hayyâlel felâh ifadesi bunun istisnasıdır. Hayyâlel felâh Türkçe'ye çevrilmemiştir. Neden mi? Çünkü haydi kurtuluşa. Böylece insanların zihninde kurtuluş manası birebir olaraktan yerleşmemesi amacıyla maalesef. Hayyâlel felâh ifadesi özellikle o tercüme edilmemiş, Türkçe'ye çevrilmemiş, bu şekilde ifade edilmiş olmaktadır. Demek ki namaz hakiki felahtır. Bakınız Rahat Suresinin 28. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Dikkat edin. Bilin ki ancak Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, huzura kavuşur, felaha ermiş olurlar. Felaha, yani değil mi bir insan zengin özellikle? Fakir ve muhtaç olan bir insana bir iyilikte bulunduğu zaman inanınız fakirden önce o zengin önce kendisi felaha eriyor. Bir rahatlık içerisine giriyor. Malına da bir felah geliyor. Bir açılım geliyor. Bir rahatlama meydana gelmiş oluyor. Bir değerli dostumuz anlatmıştı. Ben demişti yıllar öncesinde malımı hesap ettim. 40 milyon tutmuştu. 1 milyonunu zekat verdim. Arası bir hafta sürmedi dedi. 1,5 milyon lira kar ettim dedi. Demek ki zekatını vermekle Cenab-ı Hak ona bir felah yolunu açıyor.
daha bir hafta içerisinde o bir yıl içerisinde verdiği malının 1 milyonluk zekatının 1,5 katını Allah ona bir hafta içerisinde vermiş oluyor. İşte demek ki toplumların felahında, fertlerin felahında, fakirin felahında infak etmenin birçok sıkıntıyı aştığını da Rabbimiz bu manada bizlere hatırlatmış. Önemli bir noktayı, bir hikmeti, bir maslahatı ve bir faydayı da burada Rabbimiz bizlere arz etmiş olmaktadır. İşte insanın temel yapılarını, organlarını, zahiri ve batini organlarını nazara alacak olursak, insan başta ruh gibi, kalp gibi, vicdan gibi, akıl gibi, beden gibi vesaire. Birçok duygular donatılmış. Bunlar kapalı. İşte Rabbimiz adeta bize hitap ederekten dünya tarlasına bunu ekiniz, İslamiyet suyuna bunu sulayınız ve bunların neşve nebasına, gelişip büyümesine ve sonuçta da felah bulmasına sebep olunuz diyerekten adeta Rabbimiz bize namaz ile bu gibi ibadetler ile felahın yolunu, kurtuluşun yolunu açmış ve de göstermiş olmaktadır. Evet, tabii ki çok değişik manaları da burada ifade edebiliriz. Ancak inşallah daha detaylı bir şekilde aynı manalar muhtelif zamanlarda geldikçe biz de sizlere arz etmeye, geniş manaları anlatmaya, işte Kur'an denizinden alabildiğimiz kadar bir nebzecikte olsun bu manaları almış, sizlere inşallah aktarmış olduk. Rabbim temenni ederiz ki bizlere zahiri ve batini, görünür görünmez birçok duygularımıza Cenab-ı Hak ferahları açsın, kurtuluşu açsın ve önümüzü açsın. Duygularımızın neşve neva bulmasına ve o felaha ermiş olan insanlardan Rabbimizin bizi ulaştırmasına dileyelim, temenni edelim. İnşallah Rabbim bizlere felahı nasip etsin diyelim. Bu duygu ve temenniyle bile hepinize